Selamünaleyküm arkadaşlar. Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir motorlu testlerinin kutu açılışını yapacağız. Kutu açılışı yapacağımız motorumuz Hyundai'ın yeni ürünü olan THS 2800 model motorlu testeresi. Öncelikle kutu açılışı yapmadan önce motorun kutu bilgilerini, genel bilgilerini sizlerle paylaşalım. Motorumuz 1.4 HP gücünde 91-26 diş zincir hala ölçüsüne sahip. En önemlilerinden birisi ise kilogram ağırlığı arkadaşlar. 3.35 kilogram zincir pala da dahil ağırlığı. Motorlu testerimizin en büyük özelliklerinden birisi hafif sınıf dediğimiz motorlu testere gruplarında güçlü ya da daha pratik kullanıma sahip olması ve hafifliği arkadaşlar. İki elle de kullanıma müsait. Tek elle çok değil ama iki elle kullanımı daha müsait. Şimdi motorlu testlerimizin kutu açılışında neler bizi karşılıyor, neler var? Öncelikle palamız arkadaşlar. Oregon palaya sahip bir model. Oregon zinciri var arkadaşlar. Şöyle Oregon'un zinciri. Daha sonra zincir muhafızası. Motorumuza uygun bir buji anahtarı, küçük. Bir adet E'si arkadaşlar. Çok kaliteli olduğunu söyleyemem ama daha kötülerini gördüm gerçekten. Yani işinizi sizlerin görecektir. Daha bir markalı E alabilirsiniz. Ve garanti belgesi. İthal Anonim Şirketi garantisi altındadır. Hyundai'nin ana bayisidir arkadaşlar. Yedek parça olarak da tercih ettiğim bir firma. Gayet güzel ürünleri var arkadaşlar. Kaliteye yönelik çalışmaları gerçekten takdir edici. Şunu bir ayıralım. Ve daha sonra gelelim motorumuza. Motorumuzu bu şekilde kutumuzu da kenara koyalım. Artık kutu ilişkimiz yok. Motorlu testerimiz bu şekilde. Şimdi açık konuşmak gerekirse motorlu testerimiz Eco'nun CS281 VES modeli ile benzer özellikleri var arkadaşlar. Zaten fotoğrafını paylaştığımda takipçilerimden direkt zaten Eco'ya çok benzediğini söylediler. Doğrudur. Eco'ya benziyorlar arkadaşlar. Benzemiyor dersek yalan olur. Şöyle bir durum söz konusu. Mesela Zomax 4010 birçok kişinin bildiği, Farmate 45 piyasada uzun süre olan, işte Bartek 45, Itel 45 bu gibi motorlar da zaten Eco'nun CS420S modeliyle benzer özelliklere sahip. Yani Eco'nun motorlu testlerinin altyapısını kullanıyor diyebiliriz. Yani şu demektir benim şahsi fikrim. İyi olanı taklit etmek de denebilir. Örnek almak da denebilir. Yani iyi olanı örnek almak hiçbir zaman kötü değildir. Herkes keşke iyi olan şeyleri örnek alsa. Bu tarz motorda da geçerli, işte diğer eşyalarda da geçerli, yani insanlar için de geçerli aslında. İyi olanı örnek almalı mıyız? Tabii ki almalıyız. Kötü olanı kimse de örnek almasını hiç kimse istemez. Hiç de hoş bir durum değil. Bu yüzden yadırgamamak gerekiyor. Gerçekten iyi olan ne varsa analiz edip, bakıp, onun kullandığı sistem olabilir, kaliteli parça olabilir, tasarımı olabilir. Bunu bu tarz Hyundai güzel yapıyor. Gerçekten takdir etmek gerekir. Yani kötü olanı taklit etmek saçmalık olur zaten. İşte kimisi yorumlarda çok üzüyor. İşte Eco'ya benzetmiş, aynı Eco'nun aynısı falan diye. Bazen böyle gereksiz yorumlar yapanlar oluyor. Ya da örnek verdim ya da başka bir marka için de bu geçerli. Yani ona hemen çamur atmak hoş değil. İyi olanı taklit ediyorsa bir firma ya da başka bir şey de dahil, elektronik eşya da öyle. Mesela aynı kamerayı kullanan bazı telefonlar oluyor. Hiç kimse onlar için bir şey demiyor. Yani iyi olanı örnek almak gerçekten hoş bir durum. Eco'da, Hyundai'de Eco'yu örnek alarak zannediyorsam yaptı. Gayet de başarılı olduğuna inanıyorum. Çünkü motoru ben gerçekten beğendim. Bu size ne bir avantaj veriyor? Diyebilirsiniz bunu alacağıma gider Eco alırım. Aralarında fiyat farkı çok var.
Peki kalite olarak fark var mı? Onu zamanla göreceğiz ama gördüğüm kadarıyla yok. Çünkü karbüratöründen belli arkadaşlar. Çünkü bir motorda ana unsurlardan ilki, bakın ana unsurlardan ilki karbüratördür. Bu motor Valbro orijinal Valbro karbüratör kullanıyor. Yani Çin malı karbüratör de kullanabilirdi. Bazı karbüratörler oluyor Valbro yazı üzerinde fakat ama Çin malı oluyor arkadaşlar. Bu da hiçbir esprisi kalmıyor yani çalışmıyor. Şimdi karbüratör neden önemli? Size bunu da kısaca bahsedeyim. Silindir, grankı, pistonu, diğer parçaları ne kadar kaliteli olursa olsun karbüratörü iyi değilse bu motor randımanlı çalışmaz. Şöyle örnek vereyim. Bir insan bedeni ne kadar güçlü, kuvvetli olursa olsun kalbi eğer problemli ise kalbinde sorun varsa koşamaz, hızlı hareket edemez, ağır kaldıramaz. Yani hareket kısıtlığına neden olacaktır. İnsan sürekli yorulacaktır. Kalp ile motorların karbüratörü hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Bunu örnek vermek için sizlere söyledim. Rabbim hepimize sağlık sıhhat versin. Bu ayrı bir konu. Yani insan kalbi ne kadar iyi olursa olsun o kadar sağlıklı oluruz değil mi? Motorun da karbüratörü ne kadar İyiyse motor da o kadar sağlıklı ve düzenli çalışır. Dediğim gibi istediği kadar insan güçlü olsun, kuvvetli olsun. Kalbinde problem varsa, bakın diğer organlarından bahsetmiyorum. İşte beyin olur hani genel olarak örnek vermek istedim. Kalp gibi çalışan bir sistem zaten karbüratör. Karbüratör iyi olursa motor da iyi çalışacaktır. Zaten yorumlarda arkadaşlar da bir motoru karbüratör belirler. Karbüratörü ise zaten motor da iyidir diye söyleyenler oldu. Fazla uzatmak istemiyorum. Motorun genel kalitesi gayet güzel. İşte hafiflik konusunda sizleri memnun edecektir. Şimdi bu motorun benim şahsi görüşüm nedir? Mesela şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hatta toplu bir motorum var. Onunla size bir karşılaştırma yapayım. Küçük bir karşılaştırma. Zinciri palası takılı arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi motoru rahat tutabiliyoruz. Tek elle bakın kolumu da uzattı. Rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü hafifliği gayet yeterli. Diğer motorumuz da bu şey, bu arkadaşlar. Alpina'nın A305 modeli. Üstten tutmalı budama testeresi. Şimdi bunun kullanımı tabii ki daha pratik. Ama gücünün yetmediği konular olabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben şahsen kağıt üzerindeki gücünün net verdiğini İnanmıyorum çünkü bayılmalar yaşayabiliyor. Artık karbüratör kalitesi midir, nedir bilemem. Diğer Palmera dediğimiz diğer Çin grupları da buna dahil. Şimdi aralarında çok bir güç farkı yok. Ne kadar fark var? Bu yanlış hatırlamıyorsam 1.36 kağıt üzerindeki verdiği güç. Bu motorumuz ise kaçtı? 1.4 HP. Aralarında çok bir fark yok ama gerçekten motorun kompresör durumu ben buradayım diyor. Gerçekten bu önemli bir unsur. Bakın. Daha büyük bir motormuş gibi kompresör durumu var. Bu da kalitesinden dolayı büyük ihtimal. Yani bu yani kullanılmış motor. O ayrı bir konu. Ama yenisinde ben elimden geçti. Çünkü çok elimden motoru geç arkadaşlar. Tamirci olduğum için neyin ne olduğunu daha iyi kestirebiliyorum. He, kötü değil mi? Ama bunun kadar iyi değil. O ayrı bir konu. Çünkü bu modellerde problemler yaşanabiliyor. Bu konumuz ayrı. Üstten tutmalı budama modellerinde zaten Eko'nun modellerini tercih etmenizi her zaman söylüyoruz. He, size Eko demişken Hyundai'ın Eko'nun CS2511 modelinin hemen hemen aynısı ile yakında sizlere videosunu çekebilirim. Kısa süre sonra gelmesini planlıyoruz. Şu an firma çalıştığını söyledi. En kısa zamanda modelin de aynısı, hemen hemen aynısını üretmişler, yaptırmışlar arkadaşlar. Hyundai sağlam girdi açıkçası 2021 sezonuna. Yani bu şekilde de devam etmelerini istiyoruz. Fiyat olarak da sizlere daha uygunluk sağlayacaktır arkadaşlar. Bu sizlere ve bizlere gerçekten avantajlı. Hyundai bu konuda iyi çalışıyor. Şimdi ne diyebiliriz bu motoru? Ne için tercih edebiliriz? Şimdi hatta müşterimden örnek vereyim.
İnşaat işi yapıyor, çatı işi yapıyor. Kullandığı motor büyük geliyor. 325 36 diş Çin grubundan bir motor almış. Balasını küçülttük. Fakat motor ağır geliyor. Tabii ki çatı için işte o pratikliği ona sağlamıyor. Küçüğünü alıyorum diyor. Diğer o gösterdiğim Alpine tarzı. O da ona güçsüz geliyor. Gücü yeterli gelmiyor. Ne almalıyım dedi. İşte 40-10 modelini söyledik. O da ona birazcık ağır kaçabiliyor. Dedim bu tarz bir motorum gelecek. Geldiğinde bakarsın abi bunu tercih edersin. Gerçekten de tercih edeceğine inanıyorum. Çünkü bana hem hafif hem pratik hem güçlü olsun, kaliteli olsun istediğini söyledi. Bu modeli de eminim hemen alacaktır görür görmez. Motor zaten güç olarak, hafiflik olarak gerçekten pratik, kullanımı rahat arkadaşlar. Zaten çalıştırma konusu bu şekilde rahat. İşte jiklesi yan tarafta. Motorumuz bu arada yatık motor arkadaşlar. Diğer budamalar gibi. Çünkü tasarımsal iyileştirmeler için yatık motor kullanmaya yöneliyor motor üreticileri. Motor için genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Depo kapakları, yağ kapakları gerçekten rahat. Açılıp takabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Bunlar da kaliteli gerçekten arkadaşlar. Yakından görmeniz gerekiyor. Yani motordan herhangi bir kalitesizliğinden ödün vermemişler. Kaliteden gerçekten kaliteyi önemsemişler. Zaten starter tarafından da işte amortisör yay kısmı olsun, işte zincir dişli taraf olsun, egzozu olsun, gerçekten bunlar önemli. Güzel parça kullanmışlar. Motor herhangi bir sorunlu yönü yok arkadaşlar. Stop anahtar olsun, çıt çıtlı. Hatta stopu bastığınızı kapatıp tekrardan otomatik açık konuma geliyor. Bu ne için, ne anlama geliyor? Yani motoru stopta unutup, mesela önemli bir detay, güzel bir detay yapmışlar. Motoru istop ettiniz, istopta bıraktınız. Çoğu motor da bu şekilde. Çek 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 çalışmıyor. Çek 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 çalışmıyor. O ara bir jikle yapıyorsunuz, açıyorsunuz falan. Abi bakıyorsunuz istopta kalmış. Bu süre zarfında zaten motoru boğdunuz. Motoru çalıştıramaz hale getirdiniz. İstopu açsanız da dahi işi bilmeyenler motoru çalıştıramayacaktır. Bu motor öyle bir seçeneği ortadan kaldırmış. Yani istop eder etmez kendini açık konuma getiriyor. Çoğu müşterime de ben burada söylüyorum. İstop ettiğinizde hemen açık konumda stopunuzu getirin. Güzel bir detayı atlamamışlar, yapmışlar. Bunu da görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Zincirgeri kısmı ön tarafta. Zincirinizi bu şekilde anahtarınıza gevşettiğinizde zinciriniz bu şekilde yandan gelebiliyorsunuz. Yani ön tarafta olup da anahtar girmeme gibi bir durum yok. Yani size pratiklik sunmuş. Ön tarafta mağmuzu var. Ben gerçekten beğendim arkadaşlar. Bu arada 3 yıl garantili. Onu da söyleyeyim. Motor 3 yıl garantili. Yani motorun kalitesine firma güvendiği için 3 yıl garanti vermiş. Ortalama fiyatları 2000 liraya kadar değişebiliyor arkadaşlar. Liste fiyatlarını tam hatırlamıyorum ama 1800-2000 kura göre değişiyor. Bunun için net bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü kura göre değiştiği için bugün 2000 lira derim, yarın dolar düşer, dolar üzerine kuru 1000 liraya düşer, 1,5'a düşer. O yüzden listeden bakıp sizlere bunu söylemek daha doğru olur. Yani emin olun Eco modelinden, benzediği diğer modellerden 700-1000 lira gibi daha uygun olacağına inanıyorum arkadaşlar. Motor için söyleyecek olduklarım bunlar, sizleri gerçekten memnun edecektir. Yani kabza kısmı bile kauçuk kaplama yapılmış. Elinizde şu üst kısmı kaymasın, rahat tutabilirsiniz diye detaylar düşünülmüş. Stop anahtarı olsun, kabza kısmı olsun, işte amortisör sistemi olsun, çalıştırma, işte benzin pompalası, zincir germesi. Güzel detayları var motorun. Ben detaycıyım, detayı severim, incelerim, hoşuma da gider. Bu motorda da bunlar var arkadaşlar. Dediğim gibi motor gerçekten hafif. Yani bu motorla hemen hemen aynı ağırlıkta arkadaşlar. Emin olun hiçbir fark yok. Belki de daha hafif olabilir. Hani bunun bir de palası daha kısa. Motoru hafif sınıfta güçlü olsun, biraz daha budamalardan güçlü olsun diye tercih ederseniz bu motoru düşünmeden alabilirsiniz. 3 yıl garantisi de gerçekten tatmin edici. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.
Bu tarz videoların gelmesi için de kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.